Şimdi öncelikle Tepkoli'nin yepyeni bir bölümüne tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizi tanımayan arkadaşlarımız için kameraya da bakarak kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? 95 yılında polis oldum. Belli bir süre araştırma ve cinayet polisliği yaptım. Benim olayım fail meçhul cinayetlerdi. Adım Mesut Demirbilek. Emekli ve emniyet müdürüyüm. Başta onu söyleyeyim. Hayatım 20-22 yıl kadar suçla mücadeleyle geçti 2005 yılına kadar. 28 yıl emniyet müdürlüğüne hizmet ettim. Son 8 senem İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Cinayet Bürodan emekli oldum. Bölüme başlamadan önce bir soru sormak istiyorum. Polis olmak için nasıl özelliklere sahip olmak gerekiyor? Böyle belli kriterler var mı? Kesinlikle var. Yani bunun işte boy, kilo ölçekliği bir takım kurallar var tabii ki. Çok tezcanlıysan polis olmamalısın. Yani sabırlı olmayı bilmelisin. Bir de tabii ki rasyonel bir insan olmalısın. İki. Üçüncüsü de objektif bir insan olmalısın. Algısının çok açık olması lazım. Bir de severek yapması lazım. Ben polis olmak istiyorum demesi lazım ki o zaman çok başarılı bir polis olur. Peki çalıştığınız süre boyunca hapishanelerle bağlantınız oldu mu? İlla ki oldu. Tabii bütün müşterilerimizi oraya gönderiyoruz. Tırnak içinde. Çok oldu. Öyle mi? Evet. Çok kişi gönderdim diyorsunuz zaten. Çok kişi gönderdim. Mesleki bazı sebeplerden dolayı mahkum olarak da bulundum. Yani iki pencereden de bakma şansım hem oldu. Hem mahkum olarak diyorsunuz hem polis olarak da gönderdim. Evet. Evet. Cezaevine özellikle Bakırköy'deki kadın tutuk evine çok suçlu teslim ettim. Oldu. Hiç mesela o hapishane ortamına peki girdiniz mi? Nasıl bir yer? Nasıl? İçeriye girmedik. Biz belli bir kapıya kadar gireriz. Orada işlemleri yaptırır, dışarı çıkarız. Karantina bölümleri vardır. İlk etapta hemen içeri almazlar. Alındığı yerler vardır. Sen orada işte içeri girerken biz de silahlarımızı bırakırız, her şeyimizi bırakırız. İçeriye gireriz, oradaki görevlilere teslim ederiz ve ondan sonrasında tekrar çıkarsın. Artık senin işin emanetini teslim etmişindir oraya. Başka bir kişi ya da işte kurum onu devralır. Peki hiç sayı olarak aklınızda var mı? Şu kadar ben suçluyu yakaladım, şu kadar suçluyu hapishaneye ya da ortalama bir şey hani atıyorum. Ya çoktur. Gerçekten. Çoktur. Bu da güzel cevap. Çok. O kadar sayı çok olarak, sayısı aklınıza geldi. O kadar çok yani bu 5, 10, 15, 20 değil ki. Evet. Şimdi eski polislerde şöyle bir olay var, not alma olayı var. Ben hala bilgisayara alışamadım. 12-13 ajanda doldurduğum var. Ama bunun içerisinde sadece isimler yok tabii ki. Olayların özetleri var tabii. Vakaya göre. Ama cinayet anlamında 1600-1700'lü rakamları bulmuştur yani. Gerçekten mi? Evet. 1600? Evet, bulmuştur yani. Nasıl olur? Ben şaşırdım bayağı ya, maşallah. Evet. Şimdi bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle ülkelerin hapishanelerinde yenilen yemekleri deneyerek yorumlamanızı rica edeceğiz. Bizim ülkemizde zaten biliyorsunuz bizim kendi kültürümüzden yemekler geliyor hapishanelerde. Evet, bakalım doğru. Yurt dışında nasılmış? İlk olarak Norveç ile başlıyoruz. Şöyle koyayım. Buyurun. Cezaevinde karides mi veriyorlarmış? Norveç'te. Tabii balık ülkesi. Önümüzde bir kere balık kroket var, jumbo karides var. Bir de yanında tartar sosumuz var. Evet. Karides verilmesi de ilginç bir durum hakikaten yani. Ama zaten oranın hani Norveç'te eminim bu karidesler, şunlar, bunlar, somon ve benzeri zaten oranın dünyasına ait oldu. Çünkü en çok bulunan günlük konularda. Yemekleri günlük yemekleri gibi gözüküyor herhalde. Evet. Evet. Bir tadını istersen bakalım. Çok güzel. Gayet lezzetli diyorsunuz. Bence Norveç'te cezaevine girerim. Sıkıntı yok. Bence başarılı ve sağlıklı. İşte deniz ürünü olduğu için. Tabii. Tartar sosuyla deneyeyim. Çocukların çok sevdiği kroketlerden. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Sever misiniz bu arada karides? Çok severim. Değil mi? Ben de Karadenizli olduğum için balığın her şeklini severim. Bir tadına bakalım karidesimizin de. Karidesten yedim bir tane, evet. Şunla... Siz onu beğendiniz. Kapatmam gerekiyor. Öyle mi? Evet. Hani karidesleri kendi pişirme mantığımızda yapıyoruz ya, daha başta tereyağlı yaparız falan biliyorsun. Evet, evet, evet. Ona benzer konularda. Ondan birazcık farklı ama yine de yenebilir mi? Güzel. Yani şey olarak bunu veriyorlarsa güzel bu arada sana söyleyeyim. Devlet politikası mı diyelim? Evet, ne diyelim evet. Buna artık? Ya biraz da yani, kültürle alakalı sosyal herhalde. Devlet mi diyelim? Aynen öyle. Aynen İnsan öyle. Haklarına saygılı mı diyelim? Bizdeki hani midenin kabulü yönünde estetik olarak kabul etmez zaten. Şunu yer.
Herkes de yer. Tabii. Ama karidesin tarafına bakmazlar yani. Herkesin yiyeceği bir şey değil diyorsunuz. Evet. Şöyle ben hemen bir bilgi vereyim. Norveç'teki hapishaneler yoğun bir şekilde rehabilitasyona odaklanıyorlarmış. Odaların hepsinde televizyon, banyo, yatak, kitaplık, çalışma masası ve yemyeşil manzaraya bakan büyük pencereler varmış. Kimi araştırmacılar Norveç'teki suç oranının düşük olmasının nedenini bu pozitif tavır olduğunu düşünüyorlarmış. Doğru. Doğru değil mi? Hani doğru. Bu güzel bir yaklaşım yani aslında. Ki cezaevine giren insanları da kazanıyorlar. Geri kazanım yapıyorlar. İnsanca davranarak onlara belki de bir daha o suça meyletmemelerini sağlıyorlar. Ha bizde buna benzer konular var mıydı? Vardı. Böyle yeni tip cezaevleri yapılana kadar daha çok herkesin beraber aynı koğuşlarda olduğu ortamlar vardı. Koğuşun bir ağası vardı. Genelde bunlar zengin insanlar olurdu. O ağanın zenginliğine göre televizyon da konulur oraya. Bilmem ne yapılır. Ha. İşte efendim her gün oralara özel yemekler gelir dışarıdan, kebapçılardan, şuradan buradan. Ona benzer konular vardı. Ama şu anda olduğunu zannetmiyorum. Çünkü şu bugün şartlarında artık cezaevleri olması gereken noktalara geldi. En azından biz Avrupa Birliği standartlarında eş seviyede olduğunu biliyorum. Türkiye'de yeni yapılan cezaevi modellerini. Bunu bizim ülkemizde biraz farklı bir uygulamasını yapıyorlar. Açık cezaevi olay var. Kapalı cezaevlerinde insanlar işlediği suça göre de ayrı koğuşlarda yatıyorlar. Biliyor ki kendi koğuşundaki adam o da uyuşturucu. Öbürü biliyor ki o da onun gibi hırsız. Daha çok burada taktik geliştirmiş oluyorlar. Aa sen orada mı patladın diyor ona. Ya şöyle yapsaydın daha iyi olurdu diye. Çıktığı zaman biraz daha profesyonel çıkmış oluyor. Bizim işimizi biraz daha zorlaştırıyor. Evet. Ama açık cezaevine asıl rehabilitasyon olması gereken yere çıkardığı zaman bu insanları hepsini bir araya topluyor. 25'li gruplar halinde koğuşlara yerleştiriyor. Hadi beraber yatın, kaynaşın, rehabilite olun. Burada uygulamada çok büyük yanlışlıklar var. Evet. Bu önünüzdeki menünün bir hapishanede yendiğinde düşünürseniz 10 üzerinden kaç puanlık bir yemek sizce önünüzdeki tabak? 9. 9 puan. Siz bayağı beğendiniz değil mi? 9. Ben bunu beğendim. Ya şu var. Sadece balık ve şey olduğu için ve yani yeşillik meşillik falan olmadığı için yok, 10 üzerinden 8. Ben bunu gayet başarılı buldum. Sadece biraz ama 10 üzerinden 8 verebilirim. Evet. Geçiyoruz Hindistan'a. Hindistan'daki hapishanelerde yenilen yemeği getiriyorum. Evet. Şöyle. Evet. Bunların isimlerini de söyleyin bana da. Tabii onları söyleyeceğim. Ne olduğunu bir anlatacağım. İçinde ne olduğunu bilirim. Tebrik ediyorum. Bunları nasıl bulabiliyorsunuz? Şimdi önümüzde ne var? Var mı bir tahmininiz? Nedir o özellikle sağ tarafınızdaki yiyecek? Bu sebze karışımı gibi bir şey. Ispanak da var gibi. Kırmızı biber var. Havuç var. Şimdi önümüzde iki tane ana yemeğimiz var. Bunlardan bir tanesi pilav. Evet. Diğeri de sambar imiş. Şimdi sambar geleneksel bir Hint çorbasıymış. İçinde sarı mercimek, kereviz tohumu, defne yaprağı, kimyon, köri ve biber varmış. Safranlı tabii pilav yani var. Safran tabii canım en çok kullanılan. Bunlar önce safran tadalım. Güzel. Beğendiniz mi? Beğendim. Yine Hindistan'da hapse girerim mi diyorsunuz? Yok Hindistan'a gitmeyeyim. Şimdi eskiden köylerde bütün yemekler kaldığı zaman hepsini birleştirip bir ana yemeğe daha dönüştürülürdü yani ziyan olmasın. Böyle o maksatla doğranmış. Yemekler bozulmasın diye son böyle bir hepsini karıştırdım. Evet. Bizim şeye benziyor. Mercimek yemeğimizin tadına benziyor. Biraz daha böyle havuçlu mavuçlu bir yeşil aslında mercimek sebze yemeği yaparlar ya. Bilimi sebze çorbası. Yani bizim evde yapıp blenderdan geçirmediğimiz sebze çorbası. Evet, onunla birebir aynı. Şey, aynen, birebir aynı. Yani şu yemek tabii ki öğle yemeğinde falan çıkan bir yemekse çok da yeterli olmayacaktır. Ama şimdi Hindistan'ın şartlarını düşündüğümüzde o kadar insan, zayıf popülasyon. Mesela et yok ya, et yemedikleri için olabilir. Et yiyenler de var orada. Sadece vegan yaşayan çok insan var. O açıdan baktığında bence tatmin edici. Bu önünüzdeki menüye hapishanede yendiğinde düşünürseniz kaç puan verirsiniz? 5 verir. Ya bana göre 10 üzerinden ancak 6-7. 10 üzerinden 5 puan veririm ben. 5 puan. Norveç'ten sonra düştük. Evet. Norveç'ten sonra düştük. Evet. Hemen geçiyoruz sıradaki yemeğimize. Tabii ki. Sıradaki yemeğimiz Kanada'dan geliyor. Kanada.
kahvaltı tabağı gelecek. Bir öğle yemeği verdik, bir tane de kahvaltı tabağı hazırlayalım dedik. Bu Kanada'da hapishanelerde kahvaltıda verilen bir evet, tabakmış. Çocuklar da çok sever ya bunu bizim burada Türkiye'de de. Diyelim bir tost yemek gibi bir şey yani. Yani bir tostla bir insan ne kadar doyuyor? Biz de bir sabah kahvaltıda tost yiyip okula giden çocuklarımız var mesela. Evet, evet aynen öyle. Ama işte tostlu, ballı bilemedim. Evet, bu birazcık daha tatlı bir tost evet diyebiliriz. Bir tadına bakalım. Muhtemelen üzerinde şey şurubu mu var? Şurup var. Aynen öyle. Bayağı şekerli bir şurup var. Bu... Akça aç şurubu dedikleri o şuruptan. Beğendiniz mi? İlk defa yediniz değil mi? İlk defa yediniz öyle. Bizler güldü. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizler güldü evet. Yani müsaade edin bitireyim. Yani, o kadar. Yani gayet başarılı ya. Valla bir tane daha yemeği hak ediyorlar. Tabii bir tane daha. Yani. Bir tane daha yiyelim. Kahvaltı olarak baktığımızda tabii bunu yerken yanında meyveler falan yemek de güzel oluyor. İşte muz gibi, çilek gibi. Evet. O bir yandan vitamin de artıyor. Çünkü burada sadece kalori olarak işte karbonhidrat var. Burada. Evet. O meyvelerle çok daha... O meyvelerle beraber biraz daha anlamlı olur kahvaltı diye düşünüyorum. Bu kahvaltı tabağına kaç puan verdik? 10 üzerinden buna 5 veririm. 5 puan verdik. Siz de beğendim dediniz ama 5 ortalama. Ama kahvaltı sadece benim kahvaltıdan beklentimi düşündüğümde hani zeytinsiz, peynirsiz, evet, domatessiz falan olduğu için o şekilde verdim. Ama Kanada deyince zaten kötü bir olayın geleceğini de düşünmedim. Yani gayet başarılı. 9 diyelim buna. 9 puan. Evet, evet. Gayet yüksek bir puan. Şimdi 10 üzerinden vermem gerekirse 7 diyebilirim buna. Çünkü bayıyor. Yani eğer sürekli buna insanlara sen aşırı şerbetli bir her sabah bu tatlıyı yediriyorsan bayar. Şimdi o zaman hemen yeniden bir başka öğle yemeğine geçelim. Klasik. Şöyle koyalım. Evet. Şöyle isterseniz hemen bilgisi vereyim sonra bir tadına bakalım. Almanya'nın Bergisch Gladbach şehrindeki bir hapishanede yemek servis şirketiyle yaşanan bir anlaşmazlıktan dolayı bir sene boyunca mahkumlar McDonald's yemişler. Sabahları McToast, öğlen ve akşam yemeklerinde de hamburger yemişler. Oo. Evet, biz de dedik ki bir hamburger getirelim bir onun tadımına bakalım. Bakalım. Çok sevmem. Evet. Ama bildiğimiz tat burger. Hiç fast food sevmiyorum. Öyle mi? Ama hamburgeri evde yapıyoruz. Ha, ev yapımı olarak yapımı, seviyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Evet, yani ben biraz etçilim. Yani tamam bu da ama bu şekilde değil yani. Sürdürülebilir değil yani. Değil tabii. Evet değil. Yani. Arada bir, verilir dediğiniz gibi. Verilebilir, ama... renk katabilir tabii. Ama hani bir yıl boyunca da hamburger. Evet. Bunu öğrenmeyen de biri olarsa şöyle bir şey ki bunu yediğin zaman bir süre sonra seni acıktıracak. Hmm. Tehlikeli bence. Cezaevinde insanları tutuyorsun. Zaten kapalı bir ortamda, belli bir stres ortamındalar bunlar. Suç yapılarına da yatkın olan insanlar. Sen bunu verdikten sonrasında bu insanların işte bir o anda güzel geliyor. Şekerini tavana çıkartıyor. Daha sonra indiriyor. Biliyorsunuz şekerdeki oynaklıklar insanları stresini daha çok artırır ve daha çok sinirli hale getirir. Bu nedenle ben bunu ordunun güvenlik riski açısından yanlış bir yiyecek olduğunu düşünüyorum. Eminim hani olan cezaevinde olan olayların sayısı daha da fazla artmıştır o bir sene içerisinde. Gerçek anlamda bakılsaydı daha da fazla artmış olabilirdi. Geçelim bir puanlamamıza. Eyvah. Ya, 3 veririm. Ama güzel dediniz. Yani tadı güzel, lezzeti güzel ama... Sağlıklı değil. Ama sağlıklı değil. Evet. Diğerlerine haksızlık yapmayalım. Evet. Buna da bir 6 verebiliriz. 6 yani. Puan. 6 evet. Puan evet. Verdik. 6 ya, en fazla 6. En fazla 6. En fazla 6 oldu. Evet. Yani o da içinde yine hala bir şey var. Bir protein falan var bakıyorsunuz. Bir etimiz en azından. Ama bu sıkıntılı yani cezaevinde olması sıkıntılı. Peki. O zaman Türkiye'ye geçelim mi? Evet. Bu anı bekliyorduk. Yemek dediğiniz... Getir şöyle kuru fasulye, nohut. Yemek dediğiniz bile. Böyle olur ya. Olay bu ya. Olay bu. Olay bu ya. Karides falan evet, yani. Evet. Buram buram Türkiye kokuyor her neredeyse. Evet, Türkiye'de hapishanelerde gerçekten verilen bir menü evet. imiş. Mercimek çorbası, aynen. Nohut, bulgur pilavı ve salata. Aynen öyle. Nasıl bir menü sizce bu?
Bence çok güzel bir menü. Çok doyurucu, orantılı. Ki eminim orada yanında bol bol ekmeklerini koyuyor. Beyaz ekmek olmadan olmaz zaten. Bol ekmekle bana yani yenir genelde. Mercimek çorbası zaten. Şimdi bakın mesela mercimek çorbası var, nohut var, içinde et var. Yani çeşitlilik olarak hakikaten her çeşitlilik şeyden çok iyi. Çeşitlilik çok iyi. Var yani. Evet, rutin Türk sofralarında bir öğlen yemeği. Yani evimizde de aynı sonuç. Beslenme alışkanlığımıza uyan bir olay. Belki diğerleri de öyledir. Kendi ülkelerine göre. Herkesin kültürüne göre. Evet, Norveç'te gördüğümüz gibi kötü değil. Başarılı. Mesela kendi polis okulunda yediğim yemekleri karşılaştırayım. Aynı usuldür yine de. Evet. Hani her günün bir yemeği vardır. Ona göre yiyorlardır. Ha, çoğu beğenerek yiyordur. Çoğu doymak için yiyordur. Ama kötü değildir. Şunu da söylemem gerekiyor. Tabii. Şimdi ya cezaevlerinde biz bunları besliyoruz, ediyoruz falan gibi şeyler oluyor, söylenir. Aslında işin gerçeği öyle değil, biliyor musunuz? Çıkarken ya da çıktıktan bir süre sonra evinizde bir hesap gelir. 4 sene boyunca cezaevindeki yediğiniz yemeklerinin parasıdır o. Ödemek zorundasın. Ha, ne kadar? Tabii ki bildiğimiz yemek paraları gibi değil. Tabii. O paraları ister devletin. Çünkü ben seni burada aldım, baktım, bu cezaevinin masrafı var, şu var, bu su var. Bunun paralarını ödersiniz. Parasını ödeyemeyenler hatta gider bir kamu ile ilgili bir işte çalışırsın oraya. Emeğinle bunu ödeyebiliyorsun. Hapishanede yenilen bu menüye oğul üzerinden kaç puan verirsiniz? Buna da 8 verdim. 8 puan verdik. Size çok ne, bak objektif olarak da söylüyorum. Evet. Şu ana kadar en iyisi bu. Yani 10 üzerinden hadi 9 diyelim işte. 10 da abartılı bir konu olur. Evet. Oranın şartları gibi öyle mükemmel dememek adına, ama diğerleriyle kıyasladığımızda 10 üzerinden 9 diyebilirim. Bakın protein var, proteinle ilgili çok sağlıklı şeyler. Kaç puan vereyim? Ben 10 verirdim şimdi. Yalan ben de 10 vereceğim de yani şimdi tepki alırım diye korktum. Yok yani. Canım ya, niye tepki ben alasınız? Ben 10 veririm çünkü benim sevdiğim çorba bize özgü. Çorba damak tadımıza uygun. Salata öyle, nohutu da lezzetli. 10 veririm. Videomuzun yavaş yavaş sonuna gelir iken bizi izleyen arkadaşlarımıza eski bir polis olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz ki hayatları boyunca hapishaneye adım atmasınlar? Ya tabii hiç kimse hapishanede olmak istemez. Olmasın da zaten. Yani işte bu olaylara, herhangi bir suç olayına karışmasınlar, suçtan uzak dursunlar. Aslında bir anlamda risklerini yönetsinler. Kendilerini yetiştirsinler, okusunlar. Ha, telefondan biraz uzaklaşmaya çalışsınlar. Telefonu sadece dinlenmek için kullansınlar. Hani gerçek hayat telefonda görülen veya ekranda görülen hayat değil. Gerçek hayat çok farklı ve çok daha güzel bir hayat. Bunu yaşayarak görmeleri lazım. Doğru adım atmaları lazım. Annelere, babalara çok iş düşüyor. Lütfen herkes evladını çok düzgün yetiştirsin. Yer değiştirsinler. Şimdi yeni nesil empati diye bir kelime çıkarmış. Çok sevdiğim bir kelime. Hani uzun zamandır da hayatımın içerisinde geçiyor. Biraz empati yapıp bir yer değiştirin. Bu uzun saçlı, bu küpeli, bu kıyafeti yırtık, bu kapalı. Zaten yeterince sorunlarımız var. Hayatımızı, misafirlerimizi çok karmaşık hale dönüştürdü. Hani Türkçe duyduğumuz zaman sosyal hayat içerisinde dönüyoruz. Aha, Türkmüş diye bakıyoruz biz bunu Avrupa'da veya başka devletlerde böyle yaparken. Aynı şaşkınlığı şu an kendi ülkemizde yaşarken. Bir de birbirimiz için yani bunu daha zor duruma getirmeyelim. İyi davranalım birbirimize. Hayat gelip geçici, meslek de gelip geçici. Önemli olan hoş bir seda bırakabilmek, vatana faydalı olabilmek diyorum. Vallahi ağzınıza sağlık. Siz çok güzel konuştunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Buyurun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok güzel. Çok güzel de ağırlandım. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim. Bizi izlemeye devam edin.